Fenerbahçe Beko'da yeni bir dönem başlıyor sevgili izleyenler. Haberimizde de getirdik ekranlarınıza. Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı. İNG Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadıktan sonra artık Dimitris Itoudis dönemi başlıyor. Biz de Milliyet Spor yazarı Ümit Avcı ile konuşacağız. Bu gelişmeye hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar canım Sinem. Aslında bu resmen açıklanmadan da biz Koç Itoudis'in Fenerbahçe'de neler yapabileceğini konuşmuştuk ama artık resmi açıklama geldikten sonra bir kez daha değerlendirmek lazım. 3 yıllık bir süreç, önemli bir sözleşme. Neler söylersiniz? Tabii ki Fenerbahçe Beko için hani tekrar EuroLeague'de zirveye oynamak adına bir gösterge aslında bu. Yani biz EuroLeague'in zirvesine çıkmıştı. Daha önce iki kez bu kupayı kazanmış. Her sene aynı koroda işte CSK Moskova'da boy göstermiş. Kariyerinde 13 sene Obradoviç'le birlikte Panathinaikos'ta yardımcılık yaparken 5 kez şampiyonluk yaşamış. Türkiye'yi tanıyan, Banvit'le çalışan bir yıl boyunca bir antrenör. Dolayısıyla Fenerbahçe Beko için doğru tercih olduğunu rahatlıkla söyledi. Tabii ki hani Djordjevic takımı şampiyon yaptıktan sonra ayrılışı herkesi biraz hani buruk hale getirse de sonuçta sezon içinde bu hamlenin geleceğini hepimiz biliyorduk. Belki Fenerbahçe Beko'yu bu konuda birazcık eleştirebiliriz. Hani bir antrenör final serisine devam ederken başka bir antrenörün yardımcısının dahi belli olduğu olması biraz hani belki etik olmadı ama Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de yeniden zirveye oynayacak bir takım kurmak çalışmaları için ilk adım Itoudis oldu ve bence doğru tercih diyebiliriz rahatlıkla bunun için. Tabii CSK Moskova'daki başarılarını çok net hatırlıyoruz. Zaman zaman bizim canımızı yakmışlığı da olmuştu Itoudis'in. Aynı zamanda Jelko Obradoviç'le birlikte geçirdiği zamanı da düşününce Obradoviç dönemi Fenerbahçe Beko için çok özeldi. Hatta Türk basketbolu için çok özeldi. Onun yansımalarını yeniden hissetmek istiyor sanki taraftar Itoudis'le. Ne dersiniz? Kesinlikle hissedecekler. Çünkü zaten oyun anlamında da baktığımız zaman hani Obradoviç'ten çok fazlasıyla etkilendiği de ortada Itoudis'in. Fizikli beşlerle oynamak, sürekli adam değişme savunması yapmak, takımdaki herkesin bir şekilde belli işte savunma performansı sergileyebilmesi. Mesela Itoudis döneminde CSK Moskova'da yaşanan kötü değişiklikleri hatırlarsanız hep fizikli beşlere dönüş oldu. Yıldızlar bu takımın CSK'nın işte Teodosic'i, yine son olarak De Colo'yu, işte Rodriguez'i takımdan gönderen ve yeni bir düzen kuran hep Itoudis oldu. Fenerbahçe Beko'da da Obradoviç döneminde alıştığımız sürekli bu fizikli beş adam değişme savunması yeni dönemde de çok fazla karşımıza çıkacak gibi daha agresif, daha savunmacı, daha fizikli, tempolu bir takım izleme olasılığımız yüksek. Bir de şunu sorayım. Tabii oyuncu hamleleri de biraz merak ediliyor. Çünkü Fenerbahçe Beko'da Obradoviç ile beraber oturmuş bir kadro vardı. En büyük başarılardan biri de o kadroyu bozmadan üst üste istikrarlı bir şekilde gitmekti. Djordjevic ile birlikte bu durum biraz daha tabii değişti. Oyuncular da değişti ama yine bazı iskelet kadroda isimler vardı. Şimdi sanki kadroda da önemli değişiklikler göreceğiz gibi. Ya burası aslında gerçekten kritik bir nokta. Çünkü evet kadroda önemli değişiklikler olacak. Bunun zaten hani hazırlıkları yapılıyor. Şimdi Obradoviç için ilk geldiği seneyi hatırladığımızda o da kadroyu siz baştan yapmıştı ve ilk sene belki Fenerbahçe'de Avrupa'da istediği başarıyı elde edememişti. Ama bunda ısrar etti Fenerbahçe. Sonuçta Obradoviç Avrupa'nın en büyük antrenörlerinin başında geliyordu ve ısrar edildi, sabredildi, ona süre verildi. İkinci seneden itibaren Fenerbahçe Beko Avrupa'ya damga vurmaya başladı. Şimdi Itoudis gelecek. İlk sene işi kolay olmayacak. Çünkü kritik oyuncular değişecek. Hala Veseli'nin durumu belli değil. Mesela Veseli gidecek mi, kalacak mı? Sorusu çok akıllarda. Hani Fenerbahçe Beko köklü değişiklikler yaşayacaksa kadrosunda Itoudis'e de biraz zaman vermek mutlaka gerekecek. Hani hemen gelip yepyeni bir kadro kurup her şeyin kusursuz olmasını beklemek biraz hayalcilik olur ama kadroda kimlerin kalacağını daha ileriki günlerde gördükten sonra daha net konuşabiliriz. Çünkü Itoudis de sonuçta takımı tanıyan birisi. Yani Fenerbahçe Beko'yu hani hiç tanımayan, kulübü hiç tanımayan birisi değil. Dolayısıyla Itoudis de burayı iyi tanıyan birisi. Eğer kadroda bazı iskelet isimleri tutabilirse, iskeletteki bazı kredi isimleri tutabilirlerse bence ilk sene de başarı hedefi daha gerçekçi olacaktır ama ne olursa olsun biraz sabretmekte fayda olacak. Çok teşekkürler Ümit Avcı yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.